Olayın baş aktörü, ünlü aktör diyelim. Evet. Tamer Karadağlı'yı aradım şu an, aradık telefonla. Tamer Bey, sesinizi yayına alabilir miyiz? Şu konuya bir ufak bir açıklama getirseniz. Tamam, alıyorum. İzninizle. Evet. Evet Tamer Bey, çok eleştiri var sizin yüz mimiklerinizden, aşırı sıkıldığınızdan, Nihal Yalçın'a yapılanın pek şık olmadığına dair okumuşsunuzdur yorumları. Öncelikle ne diyeceksiniz? Gerçekten çok mu sıkıldınız orada? Yani ben farklı yorumları da okudum tabii ki. Sadece negatif yorumları değil, bir de bana çok katılan Katılan da çok fazla var. insan var. Evet, katılan da var. Yani evet. Bu arada şunu da söylemek isterim. Ben Nihal Yalçın'ı çok beğenirdim. Yani çok başarılı bir oyuncu olduğuna inanıyorum. Evet. Fakat bizim orada ne işimiz olduğunu ben anlamadım. Nasıl? Çünkü ödülü verecek olan bizlersek zaten jüri konuşmayı yapıyor. Biz sadece ödül alıp kazanan sanatçıya En veriyoruz. baştan verilmeliydi. Burada eğer izlerseniz ben bir hamlede bulunuyorum vermek için ilk başta. Evet. Her zaman nasıl yapılır? Çiğdem'in de dediği gibi sahneye çıkılır. Ödül alınır, teşekkür edilir, mikrofona geçilir, konuşma yapılır. Genellikle de Oscar'larda falan 30 ile 45 saniye kadardır. Hani 3,5 saat, 3,5 dakika boyunca ben arkada tuzluk gibi durdum. Evet. Yani merhaba yok, teşekkürler yok. Hani o, sanki ödülü ben almışım ya da ben sunucuymuşum. Evet. Hani bir saçma bir durum değil mi sizce de bu? Çok uzaması da çok uzaması yani Nihal Yalçın'ın diğer eleştiri şu Nihal Yalçın'ın konuşmayı çok uzatmış olması. Yani ben de onu biraz önce sizin de dediğiniz gibi heyecanına Tabii ki. Tabii ki. veriyordum. Hani sonuçta onun gecesidir tabii ki. Ne kadar güzel bu ödülü kazanmış. Söylediği doğru. Onun gecesi. Hani benim onun gecesini çalmak gibi bir derdim yok ki. Niye? Olur mu Çalmak gibi hiç? bir derdiniz yok ama şunu soralım biz size. O bir heyecanla ödülünü almayı unuttu ve başladı konuşmasını yapmaya. Orada biraz daha hoşgörülü, biraz daha tahammüllü davranabilir miydik acaba? Vallahi herhalde söylediği şeyler biraz tuhafıma gitti. Ben de oyuncu olduğum için belki de mimiklerimi gizleyemedim. Kazandıktan sonra işte galiba bütün diğer rakiplerim çok kötüymüş, en iyi benmişim. İşte seneye en iyi erkek dalında ödül alacağım deyince bir tuhafıma gitti benim. Çünkü biraz önce yine İçeriği örneğini bilmiyoruz o verdiğimiz gibi konuşmanın Oscar'larda tamamını. çıkıp ödülü alan kişi hani rakiplerini aşağılamak yerine tam tersini yüceltir. Tabii. Buna bu ödüle bir sürü işte benim de çok sevdiğim, saygı duyduğum insanlar da adaydı gibi konuşmalar yapar. Hani o Evet. konuşma tuhafıma gitti benim. Evet. Sizin tuhafınıza gitmedi mi? Böyle bir içerik, evet. O Yani o içeriği sözler. baştan aslında Evet. yayınlamak Ya lazım. o konuşma Evet. tabii ki o kendisini bağlayan konuşmalar ama şunu da merak ediyoruz. Siz sonrasında bu görüntüleri izlediğiniz zaman, mimiklerinize, hal ve hareketlerinize baktığınız zaman siz ne dediniz kendinize? Nasıl yorum yaptınız? Tuhafıma gitmiş benim demek ki söylediği şeyler. Ha, öyle mi düşündünüz? Tabii ki öyle düşündüm. Evet. Öyle düşündüğüm için demek ki o mimikleri yapmışım. Evet. Tamer Bey, videonun bir yerinde saatinize bakıyorsunuz sanki yanılmıyorsam. Hani böyle çok Bitse de uzadı, gitsem gibi. sıkıldım, bitse de gitsek. Ne kadar sürüyor diye merak ettim. 3,5 dakika Bakalım diye nereye tuttuğunuza gidecekler? göre Otelin içinde o hepsi. bir iddiada şu. Antalya Film Festivali evet çok değerli uluslararası bir festival ama kapanışa böyle damga vurmak için Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında ikisi de çok değerli oyuncular. Bunu rahatlıkla sahnede performans olarak da görebilirler. Oyun oynadılar şeklinde iddialar da var sosyal medyada. Buna ne diyeceksiniz? Tamer'in Ben alet Nihal olacağını Hanım'ı hiç hayatımda sanmam. görmedim. İlk defa gördüm.
Evet. Sizi destek verenler oldu, eleştirenler oldu. Meslektaşlarınızdan Ahmet Mümtaz Taylan, her başarılı kadının ensesinde vızıldayan bir erkek vardır dedi. Çok üzüldüm ne ben diyorsunuz mesela bu şahsen yoruma? bu duyduğuma. Çok küçük. Onlar zaten galiba arkadaşlar hani arkadaşlarına destek vermek amacıyla şey yapmışlar. Çok Evet. doğru söylemiş. Doğru bir saptamada bulunmuş Ahmet Mümtaz Taylan. Herhalde Abdullah Öcalan'la fısıldıyordu. Ha. Olay başka bir noktaya geldi şimdi. Neymiş? Ha, olay başka bir noktaya geldi zaten. Çünkü olay politize edildi. Zaten hep Sadece ve politizasyon var. sadece işte Hep. şey yaptı, ödülü lafını kesip verdi. İşte kadın düşmanı, bilmem ne, şu bu. Ben hiçbir terbiyesizlik yapmadım. Yapmadı. Yapmadı. Tam tersine kim verdi bana bu ödülü diye dönüp baktığında yani hani beni mi şey yapmış Şimdi oldu, orası aşağılamış çok sıkıntılı. Oldu? Kim Equalizer verdi? sorunu Tamam vardı orada da o bunun gibi tepkide. bir söylem bu. Siz hiç karşılaşmadınız mı orada? O tepki de çok ilginçti. Sonra da bana sus mu diyorsunuz? Yok, ödülünüzü elinize alın, ödülünüzle Tabii. konuşun. Biraz önce Çiğdem'in dediği gibi o zafer konuşması ödülle yapılır. Tabii. Caner Bey, bu gerginlikten sonra Nihal Yalçın'la ya da ödül komitesinde hiç konuştunuz mu? Yapılan doğruydu, yanlıştı değerlendirmesi yaptınız mı kendi içinizde? Hayır. Hiç öyle bir şey yapmadım. Ben bu kadar ciddiye almadım zaten. Ondan Nihal... sonra bir linç kampanyası başlayınca hani bir günde bekledim. Hani hiçbir şeyi söylemedim. Evet. Oho! Aldı başını gidiyor. Taş fırın. Politize edildi. Pervin Buldan sahip çıktı. Demek ki başka şeyler var arkasında. Sahip çıkanlar başka insanlar. Sağ Ben de sizin. böyle bir şeyin içinde olmam. Evet. Sizin kariyerinizi tek bir role borçlu olduğunuzu da söyleyip oyunculuğunuzu eleştirenler de oldu. Taş fırın erkeği diyerek. Ya onları çok kale aldığım Keşke taş şeyler fırın inşallah erkeği olup onlar da 18 sene boyunca öyle televizyonda arada kalan Esunlu'ya bilse sorunlardır. bunu Caner Bey, bir söyleyenler. de şu tutumunuz da eleştiriliyor. Keşke o tavrından geri dönmeseydi. Hani evet ben sıkıldım arkada durmak istemiyorum deseydi o anda sahnede diyenler de oldu mesela. Nasıl anlamadım böyle Hani şofana gelip evet ben orada artık sahnede aynen. durmak istemiyorum İşte diyecekmiş. orada geri adım atmayacaktı. Keşke orada tepkisini dile getirseydi diyenler de oldu. Yok sıkılmış olabilirim o ayrı. Hani uzamış olabilir dediğim gibi onu da heyecanına bağlıyorum. Söylediği şeyler evet benim tuhafıma gitti. Kendi meslektaşlarını bu şekilde aşağılaması çok hoşuma gitmedi açıkçası. Ama Konuşmanın bizim tamamını mesleğimizde ne duysak. yazık ki bu var. Bir anda kendi arkadaşları şimdi bana saldırmaya başladı. Hani böyle organize bir şekilde linç girişimi. Evet. Şey oldunuz mu? Daha sonra Kendinizi çıkan kötü his... şeyler şimdi ben sadece sanatsal şeyinden bakıyorum. Ben hiç politik tarafına bakarak değerlendirmedim Nihal Yalçın'ı. Dediğim gibi çok beğendiğim bir oyuncuydu. Ben oraya oyuncu kimliğini göz önüne alarak geldim. Fakat sonrasında bu hani aslında kadınların işte şeyleri bastırılmaya çalışılıyor, konuşması bastırılmaya çalışılıyor gibi üzerine bir sürü şey katmaya başladıklarında bu sefer gelip bakmaya da başladım. Yorumlara. Sadece yorumlar değil, nedir ne değildir işte bir video çekmiş. İşte son kez tweet atacak olsan ne yazarsın? Selahattin Demirtaş'a özgürlük. Selahattin Demirtaş ne dedi? Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğiz dedi. Yani hanımefendi bunu mu savunuyor? Tamer, Evet, bu bu olaylar tartışma daha hayır da şimdi Pervin Buldan ona sahip çıkıyor. Canan Kaftancıoğlu ona sahip çıkıyor. Burada bir linç girişimi var. Benim duruşumda belli olan bir duruş. Ben Bir de işte şunu Türk ordusuna, söyleyenler Türk oldu. askerine silah doğrultan, ateş eden, polisini, öğretmenini öldüren terörist örgütün tümüyle karşısındayım. Ben
PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan bir insan. Evet. Evet, tabii ki. Şimdi gidip onlara sormak lazım. Siz PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyor musunuz? Abdullah Öcalan'ın bebek katili, terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz? Lanetliyor musunuz? Evet. Yani bir anda böyle hani HDP milletvekilleri sahip çıkıp işte politik bir duruş, çünkü benim de daha sonra dün öğrendiğim şey, bir arkadaşıyla konuştum ben. Burası zaten politik bir festival. Biz bu konuşmaları yapmak için geliyoruz. Nasıl yani? Şu ne kadar yazık, sanata politikanın karışması. Sanat her şeyin üstünde, yaptığınız iş her şeyin üstünde. Sanat ama tüm siyasetlerin üstünde. Her şeyin dünyadaki üzerinde. Onun için bu noktalara gelmesi de tabii bana üzücü. Söylenen şey, bu festivalin sanatla falan alakası olmadığı, tümüyle politik olduğu ve bu insanların zaten bu konuşmaları yapmak için orada olduğu. Siz biraz gittiğinize pişman mı oldunuz? Vallahi oldum. Ne yalan söyleyeyim, oldum. Evet. Çünkü şimdi bu şekilde politize, ya şimdi kimin neyi savunduğu, hangi partiye oy verdiğin hiçbir önemi yok. Tabii ki. Yani burada bir festival varsa, oyunculuk, işte sanattan bahsediliyorsa, ben bunu sorgulamadan gittim. Evet. Ama sorgulamam gerekiyormuş belki de. Çünkü evet, bunu bu şekilde bana söylediler. Tahmin edemezdiniz tabii olayların bu noktaya geleceğini. Tabii ki. Çünkü hanımefendi zaten hani HDP'yi, işte Selahattin Demirtaş'ı sahiplenen, onların da sahiplendiği bir insan olarak şimdi böyle bir linç kampanyası başlatıp bunun üzerinden yürüyor. Bakalım sizin bu sözlerinize nasıl bir karşılık gelecek sizin bunlardan da? Hangi kadına ne düşmanlık yapmışım ben? Evet. Hani eski karıma mı yapmışım? Yok, hayır. Mı yapmışım? Anneme mi yapmışım? Yok, kime hayır. Yapmışım? Kadın düşmanlığı ne demek? Böyle bir şey yok, biliyoruz. Peki. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Için. Yayına Tamer'cim, katıldığınız için. Geçmiş olsun sanatına, sahnedeki her zaman jantiliğine ve oyuncu yeteneklerinin uluslararası standartlarda olduğunu çok takdir eden. Teşekkür ederim. Uşaktaşım çok teşekkür olarak ederim. Öyle düşünmüyorlar. Bakın, üzülme. Tek bir rol oynamışım ben. Yani merak eden filmografiyi açar bakar. Evet. Tabii ki. Çok saygı duyuyoruz. Taş fırın erkek deyip geçmemeli.